Ve İzmir'deki fırtınada esnaf ağır hasar aldı. Deniz seviyesi 60 santimetre yükseldi. Altyapı sorunu nedeniyle yüzlerce iş yerleri su altında kaldı. Esnaf hasarın karşılanması için de hükümetten afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Dolaplar, molaplar, her şey. Sahnedeki müzik aletleri. Hiçbir şey sağlam kalmadı ki. Mekan diye bir şey ortada kalmadı zaten. İzmir'in gözbebeği mekanları dakikalar içinde sular altında kaldı. Fırtınayla birlikte deniz seviyesi 60 santimetreye yükseldi. İzmir'in altyapısı yine sınıfta kaldı. Yaptığımız masraf hepsi çöpe gitti. Yani 1 milyonu para harcadık. Bir hafta önce tadilatımız bitti. Tam para kazanalım inşallah, hani tuttururuz da para kazanırız diye girdiğimiz işten şu an belki 2 milyon zararla çıkacağız. Bizim bir ay toparlanma sürecimiz var. Çünkü koltuklar tamamen bitmiş vaziyette, içerideki malzemeler bitmiş vaziyette. Kordon boyu Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bostanlı ve Mavi Şehir'de 400 üzerinde ev ve iş yerine su bastı. Yükseldi, bir kere boşaldı, tekrar doldu. Malzemelerimizi çıkardık. Şu anda ofis malzemesi olarak hiçbir şeyimiz sağlam kalmadı. Olay esnasında buradaydık yani. Mekanımızda canlı müzik devam ediyordu. İçerisi tıka basa müşteri dolu. Müşterileri zor dışarı attık yani. Kordon'daki 184 iş yerinin 120'si kullanılamaz hale geldi. Esnafın hasarı büyük boyutlarda. Acilen buraya maddi manevi bir yardıma ihtiyacımız var. Beklentimiz bizim en azından bu hasarımızın bir belli bir miktarda karşılanması. Vallahi zararımız son biz bakıldığı zaman en az hiç yoksa bir 300 bin lira bir zarar vardır diye düşünüyorum. Bir altyapı çalışması talep ediyoruz. Onun dışında şu anki durumdan ötürü de Alsancak bölgesi, Mavişehir bölgesi, ona keza afet bölgesi mi ilan edilir bilmiyorum ama hükümet, devlet adına da bir yardım talep ediyoruz. Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz seviyesi yükselmesi riskine karşı önlem almaya çağırdı. Bir dalga buraya geldiğinde burayı tersiyle tekrar iade edecek denize, bunu tekrar şey olacak. Bu tür önlem alınabilir veya buradaki logarlarımız özellikle deniz seviyesinin altında. Şimdi bir de kapakları olmadığı için normalde suyu tahliye edersiniz, kapak açılır. Tekrar su olmadığı zaman kapanır. Çünkü deniz suyu girmez ama bu şekilde olduğu için de ne oluyor? Yağmur yağmasın buradan. Lodosun bize doğru estiğinde tekrar bizim logarlardan sular çıkıyor ve deniz adeta burası bir Venedik haline alıyor. Şanlı önerilerini ulusal kanal aracılığıyla anlattı. Hasarın çok yüksek olduğunu vurgulayan Şanlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a afet bölgesi ilan edilmesi talebinde bulundu. Yani afet bölgesi ilan edilmesi lazım baktığımız zaman aslında. Bir an önce bu mağduriyetlerin giderilmesi lazım. İşte dediğimiz gibi vergi borçlarında silinme olabilir, SGK borçlarında aynı şekilde. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serhan Bolluk esnafı ziyaret etti. Bolluk, İzmir'de iklim krizi yok, yönetim krizi var dedi. Burası bir afet bölgesi şu anda, onu söyleyeyim. Yani bildiğiniz afet. Dolayısıyla buna uygun devletten ve belediyeden çözüm bekliyor esnafımız haklı olarak. Bu bir yönetim krizidir. Her şeyden önce bir yönetim krizidir. Şimdi Sayın Soyer diyor ki bu bir iklim krizi. Geçin efendim bunları. Dünya uzun süredir bir küresel ısınma döneminde. Sizin önleminiz ne? Şu rögar kapaklarını bile değiştirmekten aciz misiniz? İzmir'in gözbebeği kordon boyundaki birçok esnaf tabii sular altında kaldı ama bir de asma katlar var. Biraz daha deniz seviyesinden düşük olan yerler var. İşte bir kafeteryanın görüyorsunuz suyun geldiği yer, deniz suyunun geldiği yer. Yani nereden baksak bir buçuk metre kadar yükseldiğini görüyoruz. Kafeteryanın içerisi de tamamen mahvolmuş, harap olmuş durumda. Buradaki hasar ciddi, esnaf hiç kullanılabilir. Tek bir malzemen bile yok diyor açıkçası. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.